Arkadaşlar merhaba. Şu anda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın projesi olan Hürkuş'un önündeyiz. Anka var. Burası acayip bir yer. Tarif edemeyeceğim. Yanımızda da Murat Özkola var. Türkiye'nin ilk diplomalı test pilotu. Doğru söyledim değil mi abi? Çok şükür öyle. Evet. Evet, Murat abimiz var. Hürkuş'un test pilotu. Bizi burada misafir ettikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Ofiste diplomamı da gösterelim. Tamam, belgeleriyle Murat abi şimdi önce o zaman bir ofise geçeriz, bir nefesleniriz. Eyvallah. Sonra görüyor muyuz abi seni? Elbette. Görüyoruz, çok heyecanlıyız. Ama biliyorsunuz bu camiada yeniyim. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkürler. Ne mutlu! Sırsın diyene! Arkadaşlar ben Murat Özpala. Ben fonda duracağım sadece. Ben burada sadece eşlik etmek istiyorum. Hadi bakalım. Hürkuş'un baş test pilotuyum. Hoş geldiniz öncelikle ekip olarak. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada Hürkuş'un ilk uçuşu olan 29 Ağustos 2013. 29 Ağustos 2013 tarihindeki ilk uçuşundan itibaren bütün test uçuşlarını yapan ekibiz. Hürkuş A, Hürkuş B, şimdi Hürkuş B'nin silahlı versiyonu, sonra Hürkuş 2 dediğimiz yeni nesil, yeni versiyon, yüksek performanslı, daha yüksek performanslı, daha agile bir Hürkuş da gelecek. Bütün bu Hürkuş varyantı projelerin uçuş testleri burada yapılıyor. Aynı zamanda Hürjet'in inşallah seneye 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu yapacağımız Hürjet'in uçuş test ekibi de burada. Milli Muharip uçağımızın uçuş test ekibi de burada. Yani biz ülkemizin ilk milli yerli özgün hava araçlarının üretildiği TUSAŞ'ın bu uçaklarını test eden ekibiz. Bizler köyün delisiyiz. Neden köyün delisiyiz? Eskiler derler köyün deresini köyün delisine ölçtürürlermiş. Baharda karlar eriyip yağmur yağında dereler coşun. Çocukları okula götürmek için dereden karşıya geçecekler ya okul karşı tarafta. Önce bir deliği sokarlarmış dereye. Eğer akıntı deliği alıp götürmezse derlermiş ki hadi çocukları geçir karşıya da okula gitsinler. Tabii akıntının deliği alıp götürdüğü de olurmuş. Bizi çok şükür bugüne kadar alıp götüren bir akıntı olmadı. Hala buradayız. Akıntı dindik ayaktayız. Eyvallah. Hoş geldiniz. Karşı akıntıdan geliyorum. Eyvallah canım. Buraya sürüklendim. Eyvallah. Bendeniz 1989 yılından beri uçuş faaliyetiyle meşgul bir abinizim, arkadaşınızım. Yaşım 51. 4 tane çocuk babasıyım. 5.sini Hürkuş olarak görüyorum ve devam ediyorum bu işe. Murat abi sen de Hürkuş'un bilgilerini alacağız hem uçak başında zaten ama. Evet. Ben hazır hani şimdi kalabalığı da yakalamışken şimdi ben stajıma ben nasıl başlamışım? Hürkuş'a nasıl binebiliyorum? Bildiğim kadarıyla ikinci koltuğu var. Ben havacılığa yakın biriyim, öğrenciyim. Kullanamayabilirim, bazı eksiklerim olabilir ama bu konuda mesela hani nasıl destek olabilirsin bana? Sormak istedim hazır kameralar açıkken. Güzel. Bir takım prosedürler var. O prosedürleri izleyecek şekilde bir izin süreci başlatabilirsek 20 dakikaya falan. Yetiştirmek mümkün değil diye düşünüyorum. 20 yıl daha mantıklı gibi geldi. Bu niye değil biliyor musun? Şimdi diyelim bunu mümkün kıldın. Bunun sonuçları olur. Burada çok yüksek seviyede sterilizasyon gerektiren bir uçuş test işi yapıyoruz. Bu uçuşların bazıları kategori 1 yüksek risk seviyesinde. İşte birazdan ben uçarken telemetride göreceksiniz arkadaşlar. Havada real time 1250 tane parametreyi sürekli izliyorlar. Zaman zaman bunların arasında benim kanımdaki oksijen miktarı, benim nabız atışlarım da yer alabiliyor testlerin neviine göre. Bunların tamamının takip edildiği son derece yüksek riskli işler yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi işimiz uçağın limitlerini, performansını sürekli test edip ilerletmek. Ve kullanıcının yapabileceği tüm hataları kasten yapıyorum ki o hataları yaptığında uçak kendini kurtarabiliyor mu? Pilot forgiving bir karaktere sahip olabiliyor mu? Şurada. Boş kağıt arıyor Murat abi ben imzalayacağım. Hay canım kimliği benim. Zaten kapıya bıraktım. Şu an hazırım. Evet mesela şu. Bütün bu uçuşların yapılma sebebi şu kitabı yazmak. Hürkuş'un flight manueli. Ya bu manuelin yazarı bizleriz. Sorumlusu da benim şahsen. Yani bu kitap Hürkuş'un nasıl kullanılacağını anlatan kitap. İşte bu kitabı yazabilmek için yıllardır uçuyoruz. Uçak yapmak çok zor bir iş değil tek başına. Ama uçağı bir ürün haline getirmek, uçağı ortalama bir kullanıcının canını yakmayacak, işini görecek seviyede emniyetli ve pilot forgiving bir hata bağışlayıcı bir karaktere büründürmek işte zaman alan bu. Ve bunu kitaba dökmek, kullanıcının eline bir kitap verip al kardeşim bu kitabı okumadan, bu kitabı uygulamadan bu uçağı emniyetle uçuramazsın demek kolay bir iş değil. İşte bizim işimiz bu. Bu kitabı yazmak, uçağın kitabını yazmak.
yazmaya çalışıyoruz. Hani derler ya, ya ben bu uçağın kitabını yazdım. Ben bu uçağın kitabını yazdım. Yazmaya da devam ediyorum. Bu arada şimdiden söyleyeyim, arkadaşlar da bilsinler. Tayyareciliğin Kitabı isminde bir de kitap hazırlıyorum. Sadece Hürkuş'un kitabını yazmak yetmedi. Bir de Tayyareciliğin Kitabını yazmak istedim. İmzalı alırız Murat. Eyvallah. Yani Tayyareciliğin Kitabı derken, tayyarecilik mesleği, pilotluk mesleği, uçuculuk nasıl bir şey, havacı nasıl bir adam, airmanship ne demek, havacı olmak ne demek, istikbal göklerdedir neyi ifade ediyor, aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür olmak ne demek, neden Hürkuş, neden Hürjet, niye hür, bütün bunları kendi dilimce anlattığım bir Tayyareciliğin Kitabı inşallah bir süre sonra hazır olur, çıkar. Bekliyoruz abi. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi burada bir de çok kısa bir özet geçeyim. Bu iş, bu ülkenin bu milli projeleri şöyle bir güzellik bahşetti. Ben Hava Kuvvetleri'nden 2010 yılında TUSAŞ tarafından çağrıldım, davet edildim Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı'ndan. Çünkü uçakları uçurmak üzere test pilotu ihtiyacı vardı. Ve o test pilotu ihtiyacını gidermek için buraya geldim. Hürkuş ve KT-1T uçakları için o zaman. Ama tabii benim için önem arz eden uçak Hürkuş. Ve o sayede ülkenin işte şu ilk flight test diploması, işte Society of Experimental Test Pilots'ın işte ilk üyeliği gibi çok kıymetli ilkler, işte Society of Flight Test Engineers gibi. Yani bizim işin gidilebilecek daha yüksek bir society'si yok. Dünyada işte 2400 tane pilotun üye olduğu bir topluluğa dahil olmamızı sağlayacak nitelikte projeler bunlar. Çok kıymetli projeler ve bu projelerin uçuş test işlerini yerine getirebilmek için de işte Kanada'da International Test Pilot School'da eğitim aldık vesaire. Tabii biraz o eğitimler için aslında yaşlıydım. 42 yaşındaydım ben o eğitimlere gittiğimde. Daha genç yaşta. Benim gibi orta yaşlılara umut oluyor Murat abi. Güzel. Bence. Evet. Evet, şu an umutlandım tekrar. Ümit kaç yaşındasın? 37 abi. 37. 37 yaşında gitmeyi tercih ederdim. İş yapar. Yaparsın. Çalışırsak her. Bir de şunu söylemem lazım. Çünkü evet, hepsinden önemlisi bu. Yıl 1970 Türk Hava Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı bir dergi çıkarmaya karar veriyor. Bu ilk sayısı. Kendi uçağını kendin yap. Bu benimle yaşıt. 51 yıllık bir rüya. Kendi uçağını kendin yap kampanyası 1970'te biz bebeyken başlamış. Hatta bunun içinden çıkan posteri de şuraya camlatıp koymuştum. Kendi uçağını kendin yap kampanyasının en somut ürünü 1973 yılında temelleri atılan Türk Havacılık Uzay Sanayi. TUSAŞ aslında o zamanki adıyla. Sonradan TAİ ile TUSAŞ birleşerek Amerika'nın F-16 üretim kabiliyetlerini toparladığı bir tesisti Türk Havacılık Uzay Sanayi, TAİ o zaman. TUSAŞ ile TAİ birleşip Amerikan hisselerini de tamamen alıp %100 yerli bir kuruma dönüştükten sonra işte ortaya çıkardığı ilk insanlı hava aracı Hürkuş. O yüzden 1970'teki kendi uçağını kendin yap rüyasının en somut ürünü elle tutabildiğimiz, uçabildiğimiz canımız gözümüzün bebeği Hürkuş'umuz. Biz böyle basit dinliyoruz da ben hissini tahmin edemiyorum Murat abinin. Hisler hayal çok derin. Yani. Hisler çok derin. Evet, Ümit, evet. Emin yo, hayal etme şansımız, anlama hisler şansımız çok yok. Hisler çok derin. Abi. Mesela şurada rahmetli Veci Hürkuş'un Türk Havacılığı'nın çalışmak için çırpınan bir hizmetkarı sözü var. İmzasına dikkatini çekerim. Şu imzaya bir bak. Hmm. Görüyor musun? Veci Hürkuş'un evet, kendi abi. İmzası uçak şeklinde. Evet abi, buna çok... hiç dikkat etmemiştim. Evet, bunlar işte bizim bilmediğimiz, ecdada ait, atalara ait bilinmeyen bir takım detaylar. Adamın özel mektuplarında hep bu imzası var. Böyle bir tayyarecilik aşkı yaşayan bir adam bu. Biz de işte izinden gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdilik Hürkuş'la ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Burada öğrendiklerimizi Hürjet'e aktarıyoruz. Hürjet tabii adı üstünde bir jet uçağı, bir jet eğitim uçağı. Akrotim'in inşallah yeni uçağı olacak. Türk yıldızları artık kendi milli jetimizle uçacak. Hatta belki araya bir Hürkuş Akrotim'de sıkıştırabiliriz. Kim bilir, bir sürpriz yapabiliriz öyle. Hürkuş da çok çünkü ciddi kaldı. Benim tek motor lisansım zaten. Güzel. Ha, onu bir konuşalım burada. Güzel. Tek motor varsa sıkıntı evet, yok. Evet, tek motor. Daha fazlasını ben de taşıyorum. Harikasın. Tek motor varsa sıkıntı yok. Buyurun. Harika. Canım benim. Sizi takip edelim. Kabaca söylüyorum, artı 7 eksi 3.5 G çekebilir. 8-9 G de çekiyoruz testlerde. 370 nata kadar çıkabilir. 35 bin fitin üstüne de tırmanabilir. Yani aslında pervaneli bir uçak gibi görünse de turboprop motorlu jet performansında müthiş bir yüksek performanslı akrobasi uçağı. Ben bugün binemeyeceğim ya abi. Mutlaka anlat bunları böyle ki iyice bana bir, iyice beni bir... Güzel. Gelsin, gelsin. Biz bizeyken anlatacaklarım da var.
Görüşürüz. Evet, Murat abiyi teste uğurladık. İnsan istiyor tabii hemen bir arka koltuğa oturup uçmak ama şimdilik Murat abi gelene kadar biz burada yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın projesi olan Anka'yı biraz inceleme fırsatımız var. Onu da yakaladık. Şimdi oraya gidiyoruz. SİHA biliyorsunuz. Yani bilmeyeniniz varsa diyorsun, herkes biliyor. Anka çok meşhur ama silahlı insansız hava aracı. Bir bakalım yakından neye benziyor bir bakalım. Çok heyecan verici bir yer değil. Arkadaşlar, Anka'nın yer kontrol istasyonu şu arkada gördüğünüz kabin, konteyner, neyse bilmiyorum yani şey, şu işte gördüğünüz güçlü görünen içeride üniteler var, şimdi onları göreceğiz. Heyecanlı. Arkadaşlar şu anda Anka'nın yer kontrol istasyonundayız. İnsansız hava araçları aynı böyle buradan tam olarak bu yer kontrol istasyonundan kontrol ediliyor. Şu anda uçuş öncesi hazırlığı var. Şu ekranda gördüğünüz burnun ucu Anka'nın ucu. Hazırlıkları var. Sonra da yan taraftan uçuş devam edecek. Şu tutayım mı? Tutayım mı? Harbiden mi? Ne yapıyorum? Bak ben kontrol ettim şu an. Onun detayını lütfen çekersek. Bu bile heyecanlı, ne garip işte. İstanbul'a kadar, bizim eve kadar görünür mü şey yapsak? Havadaysa bu. Mesafesi var. İşte anladım, bizim projeler böyle, okey. Bunlar şu an silahlı insansız hava araçlarımız, hani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz tam olarak. Gergin bir ortam ama şey yapayım, ben çok şey, teşekkür ederim misafirler verdiğiniz için. Biz o zaman izleyelim, ekranlara bakalım, tamam o şekilde. Çok ben şey yapmayayım, biraz gergin bir ortam. The other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Biz Murat abinin dönüşünü beklerken bu arada Onur Bey, Anka'nın mühendislerinden bize hem kısaca ne yaptıklarını hem de biraz hava aracının özelliklerinden bahsedelim. Merhabalar tekrardan. Merhaba. Onur ben. Montaj mühendisi olarak geçiyorum. Biz burada uçağın en son ekipman montajlarını yapıyoruz. Son gelen ekipmanları biz takıyoruz ve uçağın tüm yer testlerinden biz sorumluyuz. Her ekipmanın tek tek ayrı ayrı testlerini yaparız. Uçağın tüm ekipmanlarının birbiriyle etkileşimlerinin testlerini yaparız. Sonra bizim yer sistemlerimiz var. Uçağı yerden kontrol ettiğimiz istasyonlar. Bunlarla tümleşik olarak uçakların testlerini yaparız. En son uçağı hazır hale getiririz. Uçaklarımız ilk FCF'ini yaparlar. First Controlled Flight dediğimiz, bizim kontrolümüzün altında olur. Daha sonra buradaki test faaliyetlerini yaptıktan sonra uçak ya müşteriye kabul verilir ya da burada test uçağı olarak devam eder görevine. 30 saat civarı havada kalabiliyor arkadaşlar. Ya hepsi bizim gurur projelerimiz zaten. Hani bizim böyle göğsümüzü kabartan işler ve bunları yakından görmek, kendi mühendis ekibinden dinlemek, gerçekten böyle dokunacak kadar yaklaşabilmek bile çok heyecan verici. İyi ki varsınız hepiniz abi. Teşekkür ediyoruz. Valla ne diyelim, bize de işte gururlanmak kalıyor. Sağ olun. Uçağın özelliklerinden bahsedelim isterseniz. 8,5 metre uzunluğunda, 17,5 metre de kanat açıklığımız var. Yaklaşık 200 kilo faydalı yük taşıyabilmekte. Hani yakıt olur, mühimmat olur. O şekilde faydalı yük taşıyabilmekte. 30 bin fite kadar da çıkabiliyor uçağımız. 30 bin fit. Aşağı yukarı 10 kilometre gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tam böyle o hesabı 3'e bölerek yapabilirsiniz.
Uçağımızın ayrı ayrı konfigürasyonu olabiliyor. Burunda gördüğünüz kameramız. Şu an buna Argos dediğimiz kamera takıldı. Farklı kameralar da kullanabiliyoruz. Vescam'imiz var. Bazen Safir takıldı oluyor. O şekilde. Farklı konfigürasyon olarak hani telsizlerimiz oluyor. Link sistemlerimiz farklı ediyor. Bazı uçaklarımızda SATCOM var. Mesela burunu gördüğünüz gibi balina gibi. Bizim içeride gördüğümüz ünitelerden kontrol ediyoruz bunları. Evet, yer sistemlerimizden de kontrol ediyoruz. Teşekkür ederim tekrardan vakit ayırdığınız için. Murat abi karşılayalım. Teşekkür ederiz onu da. Çok memnun oldum. That it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So neurotic and chaotic. With all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grief and put your foot on the gas. Gidiyorum. Abi havacı sorun olmaz. Pilotluk planlama işi. 12.50 Zulu. Geç kaldınız ama. Geç abi tam kaldık. Taksiye yedirdim onu. Öyle mi? Elini bana ver. Oo tamam. Bir ayağını at oraya. Sağ ayağını bas şeyin üstüne. Kırmızı yere. Bas bas bas. Heh. Direkt içeriye süzül. Evet. Güzel. Bir kere F-16'ya oturmuştum. Ondan sonra en garip gelen şey bu. Aynı hisleri yaşıyorum. O yüzden gözlüğümü takayım dedim. Bu F-16'ya benzemez yalnız. Bu Hür kuş abi. Bu yerli. Hakikaten Hür bir de daha rahat. F-16'dan çok daha rahat bir kokpiti vardır. Onu söyleyeyim. Yani bulabileceğin en geniş kokpitlerden bir tanesi. Ve F-16 ile kıyas olmayacak kadar da modern bir kokpit. Sonuçta ne derler? State of art. Son teknoloji. Ben kaçtım abi. Ararım seni o zaman. Olur mu? Müsaitlik konuşuyor. Ha yemeğe konuşuruz. Bunu da Emre Mert'ten öğrendim. Evet, heyecanımızı paylaşmaya çalıştık sizle. Savunma Sanayi Başkanlığı'na, TUSAŞ'a ve Murat abimize teşekkür ediyoruz. Bize bugün bizi misafir ettiler ve böyle bizim hali hazırda var olan heyecanımızı çok fazla katladı abi. Aletlere yakın olmak gerçekten. Böyle hem göğsümüz kabararak buradan ayrılacağız. Teşekkür ederiz. Gerçekten iyi ki varsınız. Siz abi yapın, biz izleyelim, bakalım, gururlanalım. Biz bu hareketleri yapalım. Biz böyle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bütün ekibe misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yakında inşallah hani Murat abi, şöyle konuşalım abi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum.